Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki her sene bir savaş var. Demek ki Efendimiz şahsi ibadetten çok çok fazla toplumun İslam'a gelmesi için gayret gösterir. Demek ki İslam için uğraşı vermek Allah katındaki en makbul haldir, durumdur. Gayret edeceğiz, mücahede edeceğiz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim için gayretli olan kullar, biz onları kendimize çekeriz. Biz Allah'a yakın olmak istiyorsak, onun dininin her yere ulaşmasını için gayrette, çalışmakta gayrette bulunacağız inşallah. Türlü türlü şekiller var bu. Biraz önce size anlattım. İnternet ortamında. Bunu devlet ricaline özellikle söylüyorum. İnşallah sözümüz onlara ulaşır. Bakıyoruz Facebook, bakıyoruz YouTube veyahut da Instagram veyahut da Twitter. Farklı farklı uygulamalar, farklı farklı programlar var. Değil mi kullanılan? Bu programların asıl itibariyle kimlerin elinde olduğu bellidir. Facebook, İsrail'in elindedir mesela. Zaten renginin İsrail bayrağından almıştır. Bunun gibi diğerleri de öyle. Ara ara bunlar kendi şeylerinde beyan ediyorlar. Mesela Türkiye onlara söylüyor ki bunu kaldırın, bu uygun değildir. Kaldırmıyorlar. Türkiye onlara ne cezası kesiyor? Belirli bir vakit oraya girmeme cezası kesiyorlar ama bu gerekli olan mücahede, gerekli olan savaş değil. Cephede askerimiz savaşıyor ama devlet ricali bu konuda dikkat etmesi lazım. Sosyal medyada bir savaş var. Bu konuya da el atılması lazım. Nasıl el atılacak? Facebook'u biz kullanmaya devam edebiliriz ama bizim de bir Facebook programımız olmalı. Çok geç bile kalınmış yani. Hemen bir program kuracaksın. Biz zaten Türkiye ve Türkiye'yi sevenler bunu kullansa dünyanın çoğu kullanıyor olacak yani. O Facebook koymuş, sen Yourbook dersin, Mybook dersin, artık nasıl başka bir isim koyarsın. YourTube dersin, senin tünelin. O YouTube falan yazmış ya hani. Bir isim koyarsın ona uygun bir şekilde. Hemen bir program yazmak gerek. Bunu da Facebook'u kullanmayı bırakın demiyorum bakın ha. Onu da kullanın. Ama bunu da onun yanında acilen devreye sokmak gerek. Nasıl şimdi silahlarımızı kendimiz üretiyoruz? Onlara mecbur kalmamak için bu programları da acilen yapılmalı. Bilgisayar uzmanları, özellikle devlet bunun için artık bir kuruluş yapmalı yani. Bizim nasihatimiz öyle. Facebook'a Türk bayrağı kırmızı beyaz yapılır. YouTube gibi kurulan bir diğer şeye de, o da Osmanlı bayrağı olabilir, yeşil beyaz olur mesela. Böyle bir şeyler kurulur, bununla karşı tarafla mücadele edilir. Yoksa o sana saldıracak oradan, sen ne yapacaksın? Kapat diyeceksin, kapatmayacak. Tamam, Türkiye'ye kapattık. Belirli bir zaman sonra bütün insanlar mecbur oradan yine devam edecekler. Alışmışlar çünkü, alışmışız ona yani. Sen onu ne kadar yasaklasan belki daha tatlı gelecek ona. Ama bir alternatif sunarsak ne olur o vakit? Aha, bu da bizimdir kardeşim. Bunu da kullan, bunu da kullan. Belirli bir vakit sonra bu yükseldiği zaman ötekini kullanmaya ihtiyaç bile olmaz. Diyelim ki kullanıyoruz. Sen bizim vatanımıza, milletimize, birliğimize aykırı bir şey yayınladın. Biz sana sil diyoruz, silmiyorsun öyle mi? Kapatıyoruz dediğin zaman zorlanmaz. Onlarla mücadele ederken bu noktaları dikkat etmemiz lazım. Evet, onlarla savaşacağız ama öyle kapatmakla olmuyor yani. Televizyon diye bir şey çıktıysa, kamera diye bir şey çıktıysa bunun önüne geçilemez. Neden? Nefsin hoşuna gidiyor. Şer hemen çekiyor. İnsanların çokları zaten imanları zayıf. Buna kapılacaklar. O zaman ne yapacaksın? Onu alıp Allah adına kullanacaksın. Celle Celaluhu. İslam için kullanacaksın yani. Telefonun da, şuyun da, buyun da her ne çıktıysa bunu bizlerin el atması lazım. Hepimizin onu İslam'a döndürmesi lazım. Bu şekilde hakiki bir mücadele olabilir. Bu mücadeleden geri durdukça kaybederiz yani. Diziler olduğu gibi Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bizim kendi kurduğumuz Facebook'lar da, YouTube'lar da olmalı. Instagram'lar da, Twitter'lar da olmalı. Hatta Facebook kurana özellikle söylüyorum. Şöyle bir şey koysalar harika da patlama yapar ya. Nedir o? Koyulan videoların ahlaka müsait olmayanların anında silinmesi üzerine bir yazılım. Yorum yapanların küfür ifade eden bir kelimeyi yazdıkları zaman kabul etmeyen bir yazılım olarak kurarsan bunu,
müthiş derecede de tutar yani. Allah'ın izniyle. Yapılacak çok iş var ya. Çok iş var. Ama hepimiz hep bir elden çalışmalıyız. Allah'ın izniyle bir kişiye bırakmamalıyız. Bir kişiye bırakmamalıyız.